Bir önceki videoda sizlerle paylaşmış olduğum Yunanistan'ı ve Yunanları anlayabileceğiniz 5 farklı film oldukça ilgi gördü. Gelen yorumlar, yapılan paylaşımlar. Yunan sineması sadece 5 filmden ibaret değil. İşte şimdi yeni liste geliyor. Çok beğenilince devamını çağırmışlar. Bu arada komşuda ne oluyor? Instagram hesabımı duymayanlar vardır diye tekrardan paylaşmak istiyorum. Yunanistan ile ilgili en güncel paylaşımları Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Takip etmenizi öneririm. Çünkü bunlar benim bildiğim şeyler. Anlatır geçerim. Olan size olur. Come on, my boy. Yunan kültürüyle bağlantılı olmak zorunda değil dedim ama girişi de Zorba'da Greek ile yaptım. Geleneksel Yunan dansı olmasa da Sirtaki'yi tüm dünyaya öğreten Girikli yazar Nikos Kazantzakis'in romanından sinemaya uyarlanan bir film. Başrolde Zorba'yı bizzat yaşayan Anthony Quinn. Zorba, you are in paradise. Yunan asıllı İngiliz yazar Basil'e Girit'te bir maden ocağı miras olarak kalıyor. Yola koyulan Basil, Girit'e giden feribotta Zorba ile tanışır ve hayata farklı bir pencereden bakmayı öğrenmeye başlar. Yunanların hayatı yaşarken aynı zamanda keyif almayı unutmamaları gerçeğini gözler önüne koyan bir başyapıt. Zorba karakteri biraz da toplum tarafından bize öğretilen, yaşamak zorunda olduğumuzu sandığımız hayatı sorgulamayı öğretir. Her gün yaptığımız şeylerin belki de ne kadar faydasız olduğunu anlatmaya çalışır. Bu düşünceyi de şu sözlerle açıklar. Sağır bir insanın kapısı, ömür boyu çalınsa ne olur ki? Atina'ya geldiyseniz plakayı muhakkak görmüşsünüzdür. İşte bu An filmi plakada geçiyor. Hatta daha önceki videolarımda size bu filmden bahsetmiştim. 2012 yılında Yunancası An, İngilizcesi If diye bir film çekiliyor ve hatta bu merdivenlerden sahne kullanılıyor. Böyle biraz romantik komedi tadında bir film. Ve ondan sonra burası bayağı meşhurlaşıyor, popülerleşiyor kafeteryaların olduğu yerler. (2012 yapımı romantik ve drama kategorisinde bir film. Yunanistan'ın ekonomik kriz dönemlerinde geçiyor. Dimitris, iyi bir işi olan bekar bir erkektir. Bekar ama yalnız değil, Alman kurdu köpeğiyle yaşıyor. Bir akşam hiç istememesine rağmen köpeğinin dışarı çıkma isteğini karşı koyamıyor Dimitris. Onu gezdirmek için çıktığı dışarıda hayatının aşkı Hristina ile karşılaşıyor ve olaylar gelişiyor. Şöyle bir bilgi de sizinle paylaşmak isterim. Yunan yapımı olan bu filmin 2019 yılında bir de Türk versiyonu çekiliyor. Başrollerde Bergüzar Korel ve Engin Akgürek var. Plakada yer alan Yunan filmini alternatif olarak Türk yapımı ise Kadıköy'de geçiyor. Butik bir hikaye için oldukça başarılı yer seçimi. Bir Tutam Baharat ve Rebetiko gibi mübadele dönemine ait başka bir Yunan filmi. Rozan'ın İzmir'i. Türkiye'de İsmail ve Roza olarak yayına giriyor. Roza, İzmir'de doğan bir Rum. 1920'li yıllarda başlayan mübadele sonrasında doğduğu topraklardan ayrılmak zorunda kalıyor. İsmail ise hayatını İzmir'de devam ediyor. Hikaye sadece Roza ve İsmail'in bildiği sır üzerine kurulu. Roza'nın torunu Mariana ve antika tutkunu olan Dimitris'in araştırmaları sonucu işte bu sır ortaya çıkıyor. (2016 yılı Türk-Yunan ortak yapımı olan Roza'nın İzmir'i filmi, Atina, Midilli, İzmir ve İstanbul olmak üzere 4 farklı yerden görüntüler paylaşıyor. Your family
has a very painful story. Gelin şimdi size Yunanistan'ın yakın geçmişinde yaşanan, cinayete kurban giden bir milletvekili ve sonrasında yaşanan siyasi gelişmeleri konu alan Z filmine bakalım. Gerçek olaylarla, sağ ya da ölü olsun, gerçek kişilerle olan benzerlikler tesadüfi değildir. Her şey kasıtlıdır. Filmin açılış sahnesinde böyle söylüyor. Yönetmen Kostas Gavras, filmin hiçbir bölümünde ülke isminden bahsetmiyor. Buna rağmen filmin 67-74 yılları arası Yunanistan'ın junta dönemini konu aldığı bilinir. 1963 yılında solcu milletvekili Grigoris Labrakis Selanik'te suikaste uğrar ve hayatını kaybeder. Cinayetin araştırılması için bir savcı atanır. Soruşturma derinleştikçe ölümün kaza değil de örgütlü bir cinayet olduğu anlaşılır. İşin içerisinde politikacılardan polislere kadar birçok devlet yetkilisi vardır. Tüm bu bağlantıları açığa çıkaracak olan savcımız tabii ki cinayeti araştırma görevinden uzaklaştırılıp başka pozisyona atanır. Yunanistan'ın junta dönemini ve sağ-sol çatışmalarını anlayabileceğiniz bir film. Yurt dışı eğitimi için Paris'te olan savcı, 1967 yılında junta yönetimi tarafından ülkeye çağrılır ve hapse atılır. Belli bir süre cezaevinde kaldıktan sonra salıverilir. Junta yıkılır. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra savcımız Yunanistan'ın cumhurbaşkanı olacak kişidir. Γιατί δεν βρίσκεις κάποιον στην ηλικία σου να κάνεις παρέα; Είδες πολλούς στην ηλικία μου πάνω σε αυτό το πλοίο; Χορεύεις; Şimdiki film ise diğerlerine göre biraz daha keyifli. Yunanistan'da çok bilindik bir çikolata markası olan Lacta'nın sponsoru olduğu romantik komedi bir film. 2013 yılının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayına girdi. Çok derin bir hikayeye sahip olmasa da keyifli vakit geçirmek için ideal. 3 farklı çift, 3 farklı hikaye. Kruz gemisinde tanışan Katerina ve Pavlos, anaokulundan bu yana arkadaş olan Yorgo ve Aliki, kaçırdığı tren sonrasında Selanik garında tanışan Nikos ve Stella. Ufak bir spoiler. Kruz gemisi İstanbul'a yanaşıyor. Bu arada unutmadan filmin soundtrack kısmında da Adonis Remos bulunuyor. Malum bu aralar sokağa çıkma yasağı olduğu için Yunanistan hakkında yeni bir seriye de başlayabiliriz. Spor, magazin dünyası, siyasi dedikodular. Yorumlarda buluşalım. Böylece ben de hangi konuya ağırlık vermemiz gerektiğinin kararını verebilirim. Sonrasında da yeni video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Έρχεσαι με ένα γεια, φεύγεις με δυο φιλιά. Πάντοτε βιαστικά, λέγοντας δεν θα αργήσω. Δίνουμε ραντεβού μέσα μας και πάντα.